Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Türk Dili Edebiyatı, bu sefer son 5 ünitedeki örnek yazılı sorularımıza bakacağız birlikte. Şöyle ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi bize ilk sorumuza demiş ki, makale ile fıkra yazısının ortak olmayan özelliği. Bakalım makale ile fıkra yazısının ortak olmayan özellikleri. Şimdi makale ve fıkra yazısının ortak özellikleri arasında arkadaşlar, gazete ile doğmuş türlerdir. Evet, ikisi de hatırlıyorsanız makalede, fıkrada gazeteden doğmuş türlerdir demiştik. Ve gazete yazarlığından aslında türeyen yazı tipleri demiştik biz bunları anlatırken konularda. O yüzden bu ikisinin ortak olan özellikleri. Geçelim, belli bir plana göre yazılırlar. Evet, ikisi de belli bir plana göre yazılır demiştik ve makalenin de fıkranın da yazılma tarzı bir plan üzerindedir ve gazeteden türemiştir. Makale ve fıkra özelliklerini anlatırken bunlardan bahsetmiştik. O yüzden buna da belli bir plana göre yazılmalarından da aynı şekilde ortak özellikleridir diyorum. Öğretici metin türleridir. Evet, makale bilimsel bir şekilde öğretir. Fıkra biraz daha böyle farklı bir şekilde öğretir. Toplumsal konulardan üzerinden öğretir ama sonuç olarak ikisi de öğretici metinler kapsamında yer alır demiştik. Buna da doğrudur diyorum. Sadece güncel konuları ele alırlar. Hayır, makalenin konuları geçmişten olabilir. Fıkra keza aynı şekilde güncel konular üzerinden değil, yine geçmişte yaşanan olaylar üzerinden de alabilir. Ama ikisinin de güncel konuları ele alması, sadece güncel konuları ele almaları arkadaşlar, ikisinin bir ortak özelliği sayılmıyor, kabul edilmiyor yani. İkisinin ortak özelliği değil güncel konuları işlemeleri. Dil göndersel işlevde kullanılır. Evet, öğretici metin türleridir dediğimizde zaten göndersel işlev türlerinden de aynı şekilde olduğunu biliyoruz. O yüzden bunu da şu şekilde doğru kabul edersem, sadece güncel konuları ele alması bakımından makalenin ve fıkranın ortak bir özelliği olmadığı sonucuna ulaşabiliyorum dedim. O yüzden geçiyorum ikinci soruya. Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım bu parçada tanıtılan tür hangisi? Gazete ve dergilerde yer alan, bir düşünceyi veya yazarın başından geçen bir olayı ele alan, kısa ve yoğun bir anlatımı olan, ele aldığı konuyu bazen ironik tarzda işleyen, herhangi bir düşünceyi savunma ya da çürütme amacı olmayan öğretici metin türüdür. Şimdi bir önceki sorumuzda birazcık fıkranın özelliklerinden bahsetmiştik aslında. Şimdi tekrardan karşımıza çıkıyor. Fıkra için hatta biz demiştik ki daha önceki konu anlatımlarımızda da gazete ve dergilerde yer aldığından, gazetenin çıkış noktası olduğundan bahsetmiştik. Herhangi bir düşünceyi ya da yazarın başından geçen olayı ele aldığını bahsetmiştik. Kısa ve yoğun bir anlatımı var ama vermek istediği mesajı çok net bir şekilde, çok yoğun bir şekilde veriyor demiştik. Ve çoğu zaman ironik tarzda işler demiştik. Hatta isim de bu yüzden fıkradır demiştik. Herhangi bir düşünceyi savunma gibi bir amacı yok. Bir tezi kanıtlama gibi ya da ortaya atılan bir fikri savunma ya da onu tam tersi çürütme gibi bir amacı yoktur. Sadece gazetelerde yer alan ve bu tarz konuları işleyen, ironik şekilde anlatan bir yazı türüdür demiştik. Bir öğretici metin türüdür demiştik. O yüzden bütün bu özellikler fıkraya ait olduğu için bahsedilen metin türü fıkradır diyoruz. Geçiyorum üçüncü soruya. Sohbet türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi sohbet türünde biz hatırlıyoruz ki giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşuyordu sohbet türü. Şimdi bana söylenemeyeni sorduğu için sohbete ait olmayan özelliğe bakacağız. Şimdi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşuyor mu? Evet, sohbetin 3 tane bölümü vardı. Giriş, gelişme ve sonuç diyorduk. Hatta serim, düğüm, çözümdü bunlar hikayelerde de. Kişisel görüş ve duygular ağır basmaktadır. Evet, sohbette kişisel görüşler ön plana çıkarılır. Karşılıklı yapılan bir konuşma tarzında olur ve kişisel görüşler karşılıklı olarak aktarılır demiştik. Ve duygular üzerinden bir anlatım, yani bilimsel bir özellik taşıma gibi bir durumu değil, daha çok duygular üzerinden bir anlatım yapılır demiştik. Bu da söylenebilir. Daha çok gazete ve dergilerde rastlanır. Evet, sohbete biz tıpkı fıkra gibi, makale gibi gazete ve dergilerde rastlıyoruz. Bu da hatta fıkra ve dergilerinde fıkra ve makalelerinde ortak özellikleri, sohbetlerinde aynı şekilde ortak özellikleri demiştik. Anlatım tarzı birisiyle konuşuyormuş gibi senli bendi. Evet, biraz önce de söylediğim gibi karşılıklı konuşuyormuş gibi karşısındakiyle karşılıklı düşüncelerin aktarılmışlığı durumu söz konusudur. O yüzden samimi bir anlatım vardır dedik. Mizah ve hiciv unsurlarına yer vermekten kaçınılır. Hayır,
mizah ve hiciv unsurlarına, yani taşlama gibi ya da daha böyle esprili bir anlatım gibi unsurlara yer vermekten kaçınmaz sohbet türü. Aksine samimi bir dil kullandığı için, senli benli bir dil kullanımı yapıldığı için sohbet türünde mizah ve hiciv unsurlarına her zaman rastlanabilir. Yani çok sık bir şekilde de rastlanabilir hatta. O yüzden sohbet türüyle ilgili söylenemeyen bilgimiz burada mizah ve hiciv unsurlarına yer vermekten kaçınır özelliği yanlıştır diyorum. Geçiyorum dördüncü soruya. Bakalım. Eskilerin muhasebe dediği bir konuyu derinleştirmeden yazarın duygu ve düşünceleri karşısındakiyle konuşuyormuş gibi anlattığı fikir yazısıdır. Biraz önceki soruyla da işte bununla da biraz önceki soruyu pekiştirmiş olduk. Sohbetin özelliklerinden bahsetmiştik bir önceki sorumuzda. Şimdi burada da eskilerin muhasebe dediği bir yazı türü bir konuyu derinleştirmeden yazarın duygu ve düşüncelerini sanki karşısında birisi varmış gibi senli benli bir dil kullanarak anlatmasına biz sohbet diyorduk. Bu fikir yazılarına sohbet diyorduk. O yüzden sohbetin özelliklerini bildiğimiz için bu sorunun cevabını direkt sohbet olarak işaretliyoruz. Şimdi geçtim 5. soruya. Bakalım bu parçada boş bırakılan yere hangi yazar getirilmelidir diye sormuş bir de. Şimdi burada edebiyatın klişe sorularından yazar eser soruları. Bakalım. Meşrutiyet dönemi yazarlarıyla aynı kuşaktan olmasına rağmen yazı hayatına geç atılan romanlarında kişiden bahsetmiş. Romanlarında daha çok kendi dünyasını, çevresini ve İstanbul'u anlatır. Osmanlı geleneğini temsil eden üst düzey insanların dünyasını ele alır. Olaydan çok duygunun ve düşüncenin işlenmesine önem verir. Romanları işlediği konulardan ziyade anlatım tarzıyla dikkat çeker. Sadece romanlarında değil, hemen hemen bütün yazılarında Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca üçgeni arasında geçen bir çocukluk ve gençlik yıllarına karşı duyduğu özlemi anlatır demiş. Yazar, Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki Eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği adlı üç romanını hikaye olarak adlandırmıştır şeklinde bilgi verilmiş. Şimdi burada bize bahsedilen yazarın kim olduğunu sormuş. Burada direkt bahsedilen yazar zaten eserlerinden de az çok tanıdığımız, hakkında verilen bilgilerden de az çok tanıdığımız ve Meşrutiyet dönemi yazarlarıyla aynı kuşaktan ama yazı hayatına daha geç atılan, yani ilerleyen yaşlarında yazı hayatına atılan kişi olarak bildiğimiz Abdülhak Şinasi Hisar diyoruz. Geçtim 6. soruya. Şimdi 6. soruda bize Peyami Safa'nın romanlarında ağırlıklı olarak işlediği konular arasında yer almayan bilgiyi sormuş. Şimdi biz biliyoruz ki Peyami Safa'nın eserlerini işlerken, anlatırken de Peyami Safa'nın ağırlıklı olarak işlediği konularda kesinlikle ve kesinlikle Doğu-Batı çalışması, yani işte Batılılaşmanın aslında biraz daha baz alındığı Doğu-Batı kültürlerinin çatışması gibi olaylardan bahsedildiği. Onun dışında toplumsal olaylarda yaşayan ya da toplumun içerisinde yaşayan ahlaki anlamdaki o çöküntülerden bahsettiğini, toplumun işte yanlış yönlere doğru sarsılması, savrulması gibi olaylardan bahsedildiğini, toplumsal değişimden kaynaklı bunalımların olduğu, yani işte o değişim sürecinde genel anlamda hem toplumsal hem edebi anlamda o değişimsel sürecinde insanların ya da bu sürecin içerisindeki o bunalımdan bahsettiğini ve madde ruh çatışması, yani onun bütün eserlerinde zaten bir çatışma mutlaka bulunuyor. O yüzden daha böyle hani toplumsal sorunları o değişimden kaynaklı sorunlar olarak baz aldığını ve bunları da her eserinde mutlaka ve mutlaka bazı olaylar üzerinden, bazı betimlemeler üzerinden örneklendirdiğini biliyoruz. O yüzden Peyami Safa'nın eserlerinin özellikleri bunlarsa, bunun dışında kalan köy gerçekleri ve sorunları. Peyami Safa köy gerçeklerinden ve sorunlarından bahsetmiyor arkadaşlar. O yüzden geçiyoruz. 6. sorumuza C şıkkı dedik. Geçiyorum şimdi 7. soruya. 7. sorumuzda da hemen hepsi sahnelenmiş olan 20'yi aşkın tiyatrosu ile öne çıkan Necati Cumalı tiyatroda biliyoruz zaten kendisini. Çok yakından tanıyoruz. En verimli tiyatro sanatçılarımız arasındadır. Evet, tiyatrodan bahsederken hatta bu Necati Cumalı'nın bir sürü eserini yazmıştık tiyatro konusunu anlatırken. Şimdi burada Boş Beşik, Nalınlar, Vur Emri, Susuz Yaz, Gölgeler yazarın önemli eserleri arasında sayılır. Şimdi burada bilgi yanlışlığında bir tane eser yol açıyor. Burada ona ait olmayan bir eserden bahsediyor. Boş Beşik, Nalınlar, Vur Emri, Susuz Yaz bunlar evet Necati Cumalı'nın eserleri. Ancak Gölgeler gibi bir eseri yok arkadaşlar. Tiyatroya uyarlanmış ve tiyatroda verimli bir eser olarak karşımıza çıkan eser Necati Cumalı'nın değil. Ancak şurada gördüğümüz Boş Beşik, Vur Emri, Susuz Yaz ve
Mur Emri ve Susuz Yaz gibi eserler onun eserleri olduğu için geride kalan, yani yanlış bilgi verilen eser olarak gölgeleri işaretliyorum. Geçiyorum 8. sorumuza. Şimdi burada da bize demiş ki, boş bırakılan yere hangisi getirilemez? Keşanlı Ali Destanı, Canlı Maymun Lokantası, Şair Evlenmesi, Vatan yahut Silistre. Şimdi hangisi getirilemez diye sormuş bize burada. Burada absürt tiyatro örneği var gördüğünüz gibi. Epik tiyatro var, dram var biliyoruz zaten. Töre komedyası var, ancak orta oyununa ait bir eser verilmemiş arkadaşlar burada. Orta oyununa ait bir eser olmadığı için de cevabımız orta oyunu. Yani şurada boş bırakılan yerlerden herhangi bir tanesine orta oyununu getiremiyoruz. Bakın absürt tiyatroyu koyduk, epik tiyatroyu koyduk, töre komedyasını koyduk, dramı koyduk. Ama orta oyun burada olmadığı için cevabımız, yani getirilemez dediği için cevabımız orta oyunu. Evet, şimdi geçtim 9. soruya. Hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır diye sormuş. Çocuk olmak dertleri bir kenara atıp yaşamak demektir. Çocuk olmak dertleri bir kenara atıp yaşamak demektir. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Çünkü anlatım bozukluğu olması için bir eksiklik ya da bir fazlalık ya da gereksiz sözcük kullanımı gibi bazı bilgiler olması gerekiyor. Ama burada böyle bir anlatım olmadığı için çocuk olmak dertleri bir kenara atıp yaşamak demektir gibi saf bir cümle kurulmuş. Burada anlatım bozukluğu yok. Biri çizdim. Ağlamaktan, kaçmaktan, düşmekten utanmamaktır. Çocuk olmak, ağlamaktan, kaçmaktan, düşmekten utanmamaktır şeklinde bir bilgi vermiş bize. Ve bunları saf bir anlatımla yapmış. Yani sıralamada bir yanlışlık yok, gereksiz kelime kullanımı yok. O yüzden net ifade edildiği için doğrudur diyorum. Daha da ötesi, bütün sevdiklerine sevgisini çekinmeden söyleyip kucaklayabilmektir. Şimdi bakın. Daha da ötesi, bütün sevdiklerine sevgisini çekinmeden söyleyip sevdiklerini ya da onları şuraya, yani tam şu araya şöyle onları kucaklayabilmektir şeklinde, yani kim olduğunu tekrardan belirtmem gerekiyor. Çünkü burada söyleyip kelimesiyle bir eylemi bitirmişim. Yeni bir eyleme geçiyorum. O yeni geçeceğim eylemin bir öznesi olması gerekiyor. Kimi kucaklayacağımı belirtmem gerekiyor. O yüzden burada bir eksiklik olduğu için anlatım bozukluğunun olduğu yeri bulduk aslında. Ama gene de biz diğerlerine de bakalım. Kısacası çocuk olmak hayatı kuralsız yaşamaktır. O yüzden şöyle işaretleyeyim. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Kısacası çocuk olmak hayatı kuralsız yaşamaktır. Evet, doğru. Bu cümlede de herhangi bir sıkıntı yok. Çizdim. Aklın bütün sınırlayıcı unsurlarından kurtulmaktır. Bu da saf ve düzgün bir cümle dediği için anlatım bozukluğu var olan, yani şurada eksiklikten kaynaklı, onların kelimesinin eksikliğinden kaynaklı cevabım C şıkkıdır diyorum. Geçtim. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu düzeltmek için hangisi yapılmalıdır demiş. Bakalım. Her şeyi size anlatıyor ve biraz yardım bekliyoruz. Anlatıyor sözcüğü anlatıyoruz olarak değiştirilmeli. Her şeyi size anlatıyoruz ve biraz yardım bekliyoruz. Hayır, bakın gene düzelmiyor. Evet, böyle yapınca da mantıklı bir cümle ortaya çıkıyormuş gibi oluyor ama bir şey değişmiyor ki. Her şeyi size anlatıyor ve yardım bekliyoruz. Yani yükleme, özneyi yüklemde belirtebilirim kim olduğunu. Ruz dediğinde bize olduğunu belirtebilirim zaten. Ama bizim buradaki eksikliğimiz bu değil. Geçiyorum. Biraz sözcüğü cümleden atılmalı. Deneyelim. Her şeyi size anlatıyor ve yardım bekliyoruz. Hayır, burada birazı çıkardığın zaman herhangi bir değişiklik söz konusu olmuyor. Sadece beklediğim yardımın miktarı çıkarmış oluyorum ve bu bana bir anlatım bozukluğunu düzeltme gibi bir durum katmıyor. O yüzden bu da değil anlatım bozukluğunun sebebi. Bekliyoruz sözü yerine istiyoruz getirilmeli. Bakalım, her şeyi size anlatıyor ve biraz yardım istiyoruz. Hayır, aynı şey. Yardım bekliyoruz. Hani sizin bize yardım etmenizi bekliyoruz. Aynı anlama geliyor. İstiyoruz da aynı şekilde. O yüzden bu da benim anlatım bozukluğuma çözüm bulmuyor. V bağlacı ile olarak değiştirilmeli. Her şeyi size anlatıyor ile biraz yardım yapıp tamamen saçma bir anlatım oluyor. O yüzden bunu devam ettirmemize bile gerek yok. Ama biraz sözcüğünden önce sizden kelimesini getirdiğimde ben aslında buradaki anlatım bozukluğunu bitirmiş oluyorum. Nasıl yapıyorum bunu? Tıpkı biraz önceki o anlatım bozukluğunu bir önceki soruda şurada anlatım bozukluğunu bulurken demiştim ki anlatım bozukluğu olan cümlelerde genellikle eylem eksik verilir. Yani eylem verilir ama
iki eylem birleştirilip tek gözlüğe bağlanmaya çalışılır. O yüzden de orada net bir anlatım bozukluğu ortaya çıkarılır. Anlatım bozukluğu konusundan bahsederken hatta bunlardan net bir şekilde bahsetmiştik. Anlatım bozukluğunun sebepleri arasında gereksiz sözcük kullanımı, eş anlamlı sözcüklerin aynı cümle içerisinde kullanılması ya da işte birbiriyle farklı anlamlara gelen zıt anlamlı sözcüklerin sanki aynı anlamdaymış gibi kullanılması ya da bunun gibi iki eylemin tek bir özneye bağlanmaya çalışılarak eksik anlatım yapılması anlatım bozukluğuna yol açıyordu. O yüzden bakalım şimdi burada sizden kelimesini getirdiğimde anlatım bozukluğu bitiyor mu? Her şeyi size anlatıyor, biraz sözcüğünden sonra getirmem gerekiyormuş. Her şeyi size anlatıyor ve şuraya koydum. Sizden biraz yardım bekliyoruz. Evet, şimdi ben burada her şeyi size anlatıyor. Biz size her şeyi anlatıyoruz. Ve yardım bekliyoruz. Ben kimden yardım bekliyorum? Çünkü ben ilk cümleyi bitirdim. İlk yargıyı belirttim. Araya V'ye bağlayacağını koyup diğer cümleye bağlayacağım. Ama yardımı kimden beklediğimi belirtmiyorum. O yüzden yardımı kimden beklediğimi belirtirsem eğer ki yani oraya sizden kelimesini eklersem o zaman buradaki anlatım bozukluğunu çözmüş oluyorum. Ve cevabım da E şıkkı oluyor. Geçtim. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içerisinde verilenle ilgili değildir? Yani ayraç içerisinde verilen bilgi hangisinde yanlıştır diye sormuş. Bakalım. Türk tiyatrosunda ilk kadın oyuncu Afife Jale arkadaşlar. Bunu artık hepimiz biliyoruz zaten. Absürt tiyatronun başarılı örneklerini veren kişi Güngör Dilmen. Evet, Güngör Dilmen dediğimiz kişi arkadaşlar Türk tiyatrosunda absürt tiyatro olarak adlandırdığımız tiyatro grubunun başarılı örneklerini veren kişi ve bunun isminden de sıkça bahsetmiştik absürt tiyatroyu anlatırken. O yüzden bu da doğrudur diyorum. Batılı anlamda Türk tiyatrosunun kurucusu sayılır Haldun Taner. Haldun Taner batılı anlamda Türk tiyatrosunun kurucusu sayılmaz arkadaşlar. O yüzden buradaki bilginin yanlışlığının aslında farkındayım ama gene de diğerlerine bakalım. Edebiyatımızda hece ile yazılan ilk tiyatromuzdur. Evet, Türk edebiyatında hece ile yazılan ilk tiyatro Binnaz arkadaşlar. Bu şekilde değil. Pardon. Hemen siliyorum. Hece ile yazılan ilk tiyatromuzdur. Buna da doğru dedim. Kabare tiyatrosunun ülkemizdeki ilk örneğidir. Devekuşu Kabare Tiyatrosu. Evet, Kabare Tiyatrosu'nun Türkiye'deki ilk örneği Devekuşu Kabare Tiyatrosu'dur. Bu da doğru. Ama şu batılı anlamda tiyatronun kurucusu sayılır, Türk tiyatrosunun kurucusu sayılır dediğimizde Haldun Taner olmadığı için C şıkkını işaretleyebiliyorum. 12. soruya geçiyorum şimdi. Eleştirinin amaçları arasında hangisi sayılamaz demiş. Şimdi eleştirinin amaçlarını zaten biliyoruz. Burada da sıralamışız. Bakalım neler demişiz. Biraz da açıklayalım hatta bunu. Bakalım şimdi. Eleştirinin amaçları arasında edebi eserdeki zenginlikleri göz önüne sermek. Evet, bir eseri eleştirirken burada edebi eseri olumlu bir şekilde yani yapıcı bir şekilde eleştiriyorsam onun içerisindeki o zenginlikleri göz önüne serme amacım vardır zaten. Çünkü halkın göremediği ya da okuyucuların göremediği şeyleri onlara göstermeye çalışıyorum. Olumlu eleştiri yapıyorsam eğer ki yapıcı eleştiri yapıyorsam. Buna doğru kabul ediyorum. Eleştirinin özelliklerinden bir tanesiydi bu. Okurla eser arasında bir köprü kurmak. Evet, yazılan bir eser hakkında olumlu ya da olumsuz bilgilerle birlikte okuyucuların gözlerini açıp o esere daha iyi bakmalarını, daha net bakmalarını ya da daha net analiz etmelerini, sentez etmelerini sağlar. O yüzden okurla eser arasında bir köprü kurar diyoruz. O yüzden bu da eleştirinin bir özelliğidir diyorum. Bir sanat eserini övmek ya da kötülemek. Hayır, eleştiri dediğimiz şey övmek ya da kötülemek değil arkadaşlar. Eleştiri o eser hakkında yapıcı bilgiler vermek, yani iyi yönlerini ön plana sermek ya da olumsuz yönlerini göstermek. Yani onu kötülemek, onu dünyanın en kötü eseriymiş gibi anlatmak ya da dünyanın en güzel eseriymiş gibi anlatmak eleştiri değil aslında. O yüzden eleştirinin amaçları arasında övmek ya da kötülemek gibi bir şey yok. Sadece bahsedilen bir eser hakkında o eserin olumlu yönlerini, iyi yönlerini ön plana çıkarmak ve bunu okurun daha iyi görebilmesini sağlamak. Varsa eğer olumlu bir yanı, bunları tek tek söyleyip analiz edip okuyucuların da bunlara dikkatini vermesini sağlamak. Ya da olumsuz yönleri, yani okuyucuları rahatsız edebilecek herhangi bir yönü varsa bunları da ön plana çıkartıp okuyucuların bunları daha iyi anlayıp yazarla aralarında o köprüyü kurup sonraki eserlerde atıyorum yazarın olumsuz eleştirilen noktaları düzeltmesini sağlamak. Ya da olumlu eleştirilen noktaları devam ettirilmesini sağlamak gibi amaçları vardır. Ama övmek ya da kötülemek gibi bir amaç olarak kabul edilmez bu.
Biz diğerlerine de bakalım. Eseri çözümlemek ve yorumlamak. Evet, zaten az önce de söylediğim gibi o eseri analiz etmek, yani onu tek tek böyle iyi ya da kötü yönlerini insanlara gösterebilmek, halka, okura gösterebilmek, olumlu ya da olumsuz yönleri, daha doğru bir tabir olur. Eserin gerçek değerini ortaya koymak. Evet, eser çok iyi bir eserse bunu çok net bir şekilde halka göstermek, okuyucuya göstermek. Eğer ki çok böyle hani beğenilmeyen, okunulmayacak tarzı bir eserse bunu da bir şekilde ortaya koymak. Aynı zamanda eserin gerçek değerini ortaya koymak da yine eleştirinin özelliklerinden bir tanesidir dedik. Ama bir sanat eserini övmek ya da kötülemek eserin özellikleri arasında, pardon, eleştirinin özellikleri arasında kabul edilmez. Evet, geçiyorum şimdi 13. soruya. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır demiş. Edebiyatımızda modern anlamda eleştiri Tanzimat dönemiyle başlamıştır. Evet, Türk Edebiyatı'nda arkadaşlar modern anlamda eleştiri Tanzimat'la, yani Tanzimat'la birlikte artık batılılaşma girdiği için edebiyatımıza modern anlamda eleştiri de bu dönemde başlıyor. Doğrudur diyorum. Türk Edebiyatı'nda edebi eleştirinin ilk örnekleri divan edebiyatındaki tezkirelerde görülmektedir. Evet, Türk Edebiyatı'ndaki bu edebi eleştirinin ilk örnekleri ta divan edebiyatındaki tezkirelere dayanıyor. Hatta bunu söylemiştik. O yüzden bunu da doğru kabul ediyorum. Tanzimat döneminde eleştiriler daha çok eski yeni tartışması etrafında. Evet, artık batılılaşma durumu başladığı için daha çok böyle eskilerin kendini ön plana çıkarmaya çalışması, yenilerin de onların üstünü örtbas etmeye çalışması gibi bir çatışma, tartışma etrafında döner. O yüzden buna da doğrudur diyorum. Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın ve Ahmet Şuayb Servet-i Fünun döneminin önemli eleştirmenleridir. Evet, bunları da isim olarak zaten eleştiri konusunda, özellikle Servet-i Fünun dönemindeki eleştiri konusunda isimlerini sık sık duyduğumuz kişiler bunlar bizim. Şöyle Ahmet Şuayb. Bunu da doğru kabul ediyorum. Ziya Paşa tarafından yazılan Şiir ve İnşa edebiyatımızda ilk eleştiri yazısı olarak kabul edilmektedir. Hayır arkadaşlar, Ziya Paşa'nın Şiir ve İnşa yazısı, eseri pardon, Türk Edebiyatı'nda ilk eleştiri yazısı olarak kabul edilmiyor. Buna yanlış bilgi diyorum. Hatta şurada da mesela eleştiri örneklerinde biraz önce söylediğimiz gibi tezkirelerde görülür divan edebiyatında demiştik. Buradan da şunu anlayabiliriz bu arada, şöyle bir bilgi de verelim. Divan edebiyatına kadar eleştirinin dayandığı aslında. Yani divan edebiyatı dönemine kadar eleştirinin çok eski zamanlara, çok önceki zamanlara, eski demeyeyim de çok önceki zamanlara kadar dayandığını görüyoruz eleştiri yazılarıyla alakalı. Hani bazı sorularda eleştirinin sadece Tanzimat döneminde ortaya çıktığından bahsediliyor ama böyle bir durum yok. Eleştiri Tanzimat döneminden öncesinde de Türk Edebiyatı'nın içerisindeydi ve divan edebiyatında da çok net ve çok fazla örnekleri verilen bir türdü. O yüzden bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Geçiyorum 14. soruya. Röportajla ilgili hangisi söylenemez demiş. Bakalım röportajın özelliklerinden bahsedelim biraz. Konularına göre bir yeri, eşyayı, insanı konu alan röportaj olmak üzere üçe ayrılır demiş. Röportaj konularına göre yeri, eşya ya da insanı konu alan röportaj olarak üçe ayrılmaz arkadaşlar. O yüzden şunu şöyle bir şimdilik çizelim. Diğerlerine bakalım. Röportajı yapan kişi, konuşmalarına yer verdiği kişilerin cümlelerini olduğu gibi yazar. Evet, röportaj bilgi verici bir içeriğe sahip olmak zorunda olduğu için verilen cümleleri olduğu gibi yazması gerekiyor. Yani karşıdaki kişinin düşüncelerini ağzından çıktığı gibi olduğu gibi doğrudan aktarımla bunu aynı şekilde aktarması gerekiyor. O yüzden bu röportajın özelliklerinden bir tanesi. Çünkü kaynak olarak da kullanılır aynı zamanda. O yüzden net bilgilere yer vermeli ve röportaj yaptığı kişinin ağzından çıkan soruları, ona yönelttiği soruların cevaplarını olduğu gibi aktarmak zorundadır. Bu yazıları yazanlar fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı gibi teknik aletlerden yararlanır. Evet, ya ses kaydı alıp onu daha sonra yazıya geçirir ya da o an röportaj yaptığı kişinin işte o anki durumunun fotoğrafını çekip bunu işte röportajın üzerine ekleyebilir. O yüzden bu teknik aletlerden çok net bir şekilde yararlanır. Doğrudur diyorum. Okuyucunun dikkatini, ilgisini çekecek biçimde düzenlenir. Evet, yani o sırada sohbetin içerisinde başka bir konuşma da girmiş olabilir ve bunun okuyucunun dikkatini çekip çekmeyeceği düşünüleceği için o kısım oradan atılır, başka kısımlar eklenir. Ama söyleyicinin, hani röportajı yaptığı kişinin söylemediği bir şey eklemekten bahsetmiyorum. Sadece dikkatini çekecek bir şekilde işte başlıklarla, içerisindeki konularla falan bunu bu şekilde düzenlerler. O yüzden bu da doğrudur diyorum. Röportajda açıklayıcı, öğretici, betimleyici anlatım türlerinden yararlanır. Evet, röportajda zaten bilgi verici metinlerden de kabul edildiği için açıklayıcı ve öğretici aynı şekilde, betimleyici de yine
Böyle örnekler üzerinden daha çok detaylara girilerek anlatım yapıldığı için bu da röportajın özelliklerinden birisidir diyorum. Ama şu A seçeneğini, az önce çizdiğimiz seçeneği doğru cevap olarak, yani söylenemeyen cevap olarak kabul ediyorum. Geçelim son sorumuza. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir gibi bir sorumuz var. Bakalım. Şimdi buradaki yazı türlerinin özelliklerinden bahsetmiş. Bunları tek tek ayırt edelim. Röportaj yazıları birden fazla özelliği olan yazı türüdür. Gezip görmeye bağlı olduğu için, gezip görmeye bağlı dediği için ben direkt şuradan gezi yazısını aldım. O zaman günlük gitti, anı gitti, röportaj gitti. Elimde kaldı B ve C şıkkı. Çünkü neden? Gezip görmeye bağlı olduğu için diyor. Bunun gezi yazısı olduğu zaten belli. Soru cevaplı olup aralarda yazarın görüşlerine yer verdiği için. Soru cevaplı olup aralarda yazarın görüşlerine yer verdiği için demesinden kaynaklı. Şurada aslında ben direkt mülakatı alıyorum ama geçelim, röportajı da belki alabiliriz diye düşünenler olabilir. Herhangi bir olay veya durumu araştırmaya ve onunla ilgili bilgi toplamak hedeflendiği için haber yazısı. Evet, ikisinde de haber yazısı var. Bakın şurada işte belirleyici nokta şu mülakat. O yüzden cevabım hangisinde verilenler getirmelidir demiş. O yüzden cevabımız C seçeneği, gezi yazısı, mülakat, haber şeklinde alıyoruz. Şöyle tekrardan bir inceleyelim. Gezip görmeye bağlı olduğu için gezi yazısı. Soru cevaplı olup aralarda yazarının görüşlerine yer verdiği için, yazarının görüşlerine yer verdiği için mülakat, herhangi bir olay veya durumu araştırmaya, onunla ilgili bilgi toplamayı hedeflediği için de haber yazısıdır diyorum. Bu yazı türlerinin özelliklerini zaten şurada verilen özelliklerle de görebiliyoruz. O yüzden gezi yazısı ilk boşluk, mülakat ikinci boşluk, sonuncusu da bilgi toplamak ve onunla alakalı bilgiye ulaşmak hedefi dediği için de haber yazısı dedik. O yüzden cevabımız C seçeneği. Evet, Türk Dili Edebiyatı sınavınıza hazırlık da bu şekildeydi. Örnek sorularımız, sınavınız için örnek sorularımız. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.